Kayıttayız değil mi? Önce emniyet kemerimizi bağlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsun değil mi? Kenan beni duyuyor musun? Gerçekten çok yandım. Tırmanıyoruz. Yüzelim. Kaya mezarları lan. Bir yol hikayesine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bir yol hikayesine hoş geldiniz. Gökova, Akyaka civarlarındayız. Burası çok sevdiğim bir yer. Yaklaşık 3-4 senedir her yaz devamlı geldiğim bir nokta. Çok özel, güzel bir yerdir. Daha çok fazla keşfedilmemiş, bakir bir alan. Gökova, Akyaka nerede diye merak eden olursa, burası Marmaris'e çok yakın. Dalaman Havalimanı'na da yakın. Son yıllarda kiteboard'la biliniyor burası. Kiteboard, ekstrem spor yapan birçok çılgın var burada. Kiteboard mu yapıyorsun diye sorarsanız, kiteboard başladım ama çok yapamadım daha. Ama galiba bu yaz o direncimi kıracaklar. Dediler gibi kiteboard yapacağız gibi bir his var. Böyle tek başıma bıraktılar beni arabada. Ben de böyle deli gibi konuşuyorum. Arkadaşım Bora, yönetmenimiz Bora beni aradı. Böyle bir program var, yol hikayesi çekiyoruz diye. Beraber dolaşalım mı, gezelim mi, keşif yapalım mı? Ben dedim olur. Neresi olabilir dedi. Direkt gitti, aklıma Akyaka geldi. Burasını çok özel bulduğum için burada bir dolaşalım dedim. Ben de hatta yani görmediğim yerleri göreyim, beraber dolanalım burada. Sağa sola gidelim. Biraz eğlenelim dedik. Şu anda kayıtlı olduğumuzu düşünüyorum ben. Boşa konuşmuyorum herhalde. Kenan beni duyuyor musun? Gerçekten çok yalnızım. Genelde yol yapmayı çok seviyorum bu arada. İçimde küçük minik bir şoför saklı sanki. Hep öyle hissettim küçüklüğümden beri. Rahmetli babam Şişecam'da çalışırdı. Şoförlerimiz oldu ben küçükken. Raif abiyle Hüseyin abiye buradan selamlarımı iletiyorum. Bana uzun yolda nasıl araba kullanılır, yani gözlemleyerek de öğrettiler, kendileri de gösterdiler. Herhalde onların etkisi. Böyle bir şoför var içimde. Burada ilk durağımız, yanılmıyorsam, Akçapınar olacak. Akçapınar köyündeyiz. Burası çok güzel dokusu olan bir köy. Bu köy hayatını seviyoruz tabii. Fazla kalmadı şehirde böyle şeyler. Makinesinin flaşını açmak da neydi bu arada? Evet. Harika bir köydeyiz. Herkese tavsiye ediyorum. Şehirden çıkıp böyle doğayla harika yerlerde çevrili yeşillikler içinde yere gelin. Ömrünüz uzasın. Biraz oksijen alın arkadaşlar. Buradaki Akçapınar'daki harika arkadaşlarımdan bir tanesini sizinle tanıştırayım. Duygu Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi görmek tekrar seni de görmek harika. Çok güzel.
Zaten buranın sen yerlerinden oldun. 16 senedir Muğla'da yaşıyorum. 16 sene değil mi? Evet, yani Akçapınar'ın yeri bende bambaşka. Çünkü bir yazlık yer havasından çok tam bir köy yaşamı. Doğallığıyla, azmağıyla, okaliptüslü yoluyla. Oh. Muhteşem bir yer yani. Ve buranın ilk butik otelini açmakta gurur duyuyoruz yani. Zaten kocanla beraber böyle rock'n'roll ikili her türlü aktivitede yer alıyorsunuz. Evet, yoga kamplarımız oluyor. Aynı zamanda çok güzel bir tarlamız var. Kendi domatesimizi, biberimizi yetiştiriyoruz. Harika. Ki insanlar sabah kalktıklarında oradan taptaze koparsınlar, yesinler. Sonra da azmakta bir kano keyfi, yaşasın ormanda ya. Bir yürüyüş, bisiklet turları, canınız ne isterse. Harika. Tam bir doğal yaşam. Akçapınar'ın en özel yollarından birindeyiz. Burası okaliptüs ağaçlarıyla çevrili böyle harika bir köşe. Yanılmıyorsam 1938 yılında dikilmiş bu ağaçlar. Ve böyle bir film efekti yaratıyor giderken. Zaten genelde buraya gelenler burada işte duruyorlar, bir şeyler yiyorlar, bu yolda geziyorlar. Tur otobüsleri de burada duruyor. Çok özel bir yoldur kendisi. Buranın böyle özel köşeleri var. Doğanın, tabiatın yarattığı güzellikler bunlar. Yeri gelmişken söyleyeyim, lütfen doğanın ağaçların değerini bilelim. Bu derinlik efekti burada fotoğrafçılar, kameramanlar, set ekipleri burada hep çekim yapıyorlar. Böyle güzel bir yer olduğu için. Genelde uzun yola çıktığımda tek başıma yolculuk yapmam ama bu programın formatı böyle tabii. Sürçülisan ettiysek affola. Tek başına konuşmak çok enteresan bir şey çünkü. Siz de birazcık böyle bir kendinizi bu manzaraya bırakın artık. Uzunca bir yol. Yavrum. Güzelim. Yavrum benim. Bu yol bizi Akyaka'nın ünlü Kite sahiline götürecek. Kite dediğimiz uçurtmanın İngilizcesi. Kiteboard işte o uçurtmalarla ayağa bir board takılarak yapılan bir spor. Bilgi Öztürk benim menajerim orada harika bir kite okulu açtı. Oranın da böyle en eski, en iyi hocalarından Süleyman Hoca ile oturup birazcık kite hakkında konuşacağız. Buraya işte yurt dışından, yurt içinden birçok extreme sport sevdalısı, kiteboard yapmak isteyen insan geliyor. Çünkü rüzgarı çok uygun. Süleyman'cığım nasılsın? İyiyim Koray. Hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yine okulumuz. Okulumuz da aynen. Bilge ile beraber çivilerine tahtalarına kadar yaptınız değil mi beraber? Biraz uğraştırdım ama güzel bir sezon oldu. Sondan başa saralım. Yani okuldan başlayıp sonra ben sana kayta döneyim. Nasıl oldu? Şöyle bir anlat sezon mezon. Aynen öyle. Okey. Sahile aksiyon getirmeye çalıştık. Partiler olsun, yeni modeller olsun, yeni uçurtmalar olsun, yeni bir renk olsun dedik. Bu şekilde bir sezona başlangıç yaptım. Harika, müthiş. Ben biliyorsun bir 3-4 senedir geliyorum, sürekli direniyordum. Sen de beni uçurmaya çalışıyordun. Ben ama sürekli işte pazartesi spora başlarım kafasında bayağı bir emekli hayatında kaçtım ama bu yaz kaçamayacağım galiba. Bu sezon kurtuluşum yok. Bu sezon kurtuluşum yok, anladım. Uçacağız. Peki şimdi benim bu sahil ile ilgili sana sormak istediğim bazı şeyler var tabii. Nasıl başladı burası? Nasıl böyle bir popüler duruma geldi? Sen zaten hikayesini biliyorsun. Bu spor Akyaka'da yaklaşık 11-12 yıldır var. Başlangıçta tamamıyla sahil terk edilmiş bir durumdaydı. Son derece bakımsız durumdaydı. Bu sporla birlikte artık sahilde daha büyük gelişimler ve keşifler oluştukça dünyanın en iyi spotlarından bir tanesi olduğunu biz de fark ettik daha sonra. Kiteboard yayıldıkça spotumuzun ne kadar değerli olduğunu da daha iyi anlamış olduk. Burada termal rüzgar var.
Her gün sabah saat 10.30'da başlayıp akşam 7-8'e kadar devam eden tertemiz bir rüzgarımız var yani. Ve yani anladığım kadarıyla siz bu koyu ilk başta böyle kayta sevdalılar kalp vermişler, öyle gönül vermişler olarak kendiniz organize ettiniz değil mi? Evet, evet, evet. Tamamıyla kiteboard için uygun olduğunu düşündük. Daha önce windsurf yapıyordum. Burası yaklaşık 150 metre sığ su. 150 metre boyunca açığa doğru gitseniz bile en fazla göğüs hizasınıza geliyor. Bu da bizim için eğitimlerde hem kolaylık hem de güvenli bir şekilde bu sporu yapma olasılığı sağlıyor. Windsurf'te de altında bulunan salmanın derinliği çok fazla olduğu için takılma durumları çok fazla oluyordu. O yüzden bizim için elverişli değildi ilk başlarda. Daha sonra kiteboard'u keşfedince artık tamamıyla bizim için elverişli bir mekan olmaya başladı burası. Harika ya. Dünyada buranın özel bir nokta olması biliniyor herhalde değil mi? Buraya birçok yurt dışından da kiteçiler evet. Gelip gidiyor. Türkiye'de başka yerlerde var mı? Dünyada hemen hemen birçok ülkeyi gezdi. Özellikle Bilge biliyorsun yarışçıydı, milli sporcuydu. Evet. Yaklaşık 20 farklı ülkede dolaştı. Onunla muhabbetlerimizde her zaman söylemiştir. AKK benim için bambaşka bir yer diye. Dünyada en iyi 3 spot arasında diyebilirim. Türkiye'de Fethiye'de var. Çeşme Alaçatı'da var. Bozcaada, Gökçeada, İstanbul Kilyos, Mersin Taşucu gibi yerlerde de bazı spotlar var. Tamam. Peki bir de böyle biraz sosyal içerikli mesaj verelim. Millet sıkılmasın ama ya böyle yerleri korumak lazım. Kesinlikle. Bizim sporumuz tamamıyla doğayla alakalı. Yani doğayı bozmadığımız sürece, her şey doğal sürece arttığı sürece tamamıyla bu spor, bunun gibi buna benzer sporlarımızı yapmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Yani. Sakartepe diye bir çok yukarıda yüksek bir noktada olan bir manzara yeri var. Ayrıca bir şeyler yenecek, içecek mekanlarda olduğunu düşünüyoruz. Ben de daha önce gitmedim. İlk defa gideceğim. Yolu biraz bozuk ama yanılmıyorsam gidince harika bir Gökova manzarası göreceğiz. Yol bozukluğunda biraz titreşeceğiz. Kusura bakmazsınız. 4x4 aracımıza çok uygun bir yol bu. Hatta ben bunu bir 4 çekişe alsam çok daha mantıklı olabilir. Evet. Fakat bir şey söyleyeceğim. Bu yol bayağı bir bozukmuş. Ekibin geldiği araba bu yoldan nasıl geçecek? Ondan pek emin değilim. Çok güzel titreşim yapıyor. Fitness salonlarındaki kalça eriten o lastiklere gerek yok. Bu yola girdiniz mi? 2 kilometre boyunca böyle sallana sallana gidiyorsunuz. Şimdi ben bu arada hazır fırsatını bulmuşken arkadaşlar kendinizi evcil hayvan olarak kedileri köpekleri alıyorsunuz. Sonra bakamayıp size güvenen bu hayvanları ortalığa bırakıyorsunuz. Sahipsiz sahipsiz kalıyorlar. Yani çocuk yapınca çocuğu herhalde bakamadık diye bırakamıyorsunuz bir yere. Tabii ki öyle dram hikayeleri var hayatta ama onu yapmak tabii çok acayip bir şey. Aynı şey sizin evcil hayvanınız için de geçerli. Beraber bir hayat yaşıyorsunuz. Evet, bayağı geldik sanki. Gerçekten buraya geldik. Evet. Bu dağ yolu da. Merhaba.
Ömer ben. Aha, merhaba Ömer Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz buralı mısınız? Bu işletmenin sahibiyim. Ben 15 yıldır Muğla'da ikamet ediyorum. Muğla'lı sayılırız biz de. Harika. O zaman Sakartepe diyorlar burada, evet, değil mi? Evet. Burası bu bölgenin meşhur tepelerinden biridir. Sakartepe derler ve Akyaka'ya çok hakimsiniz bu tepede. Akyaka'yı böyle kuş bakışı çok güzel seyrettiğiniz harika bir noktadır. Harika bir manzara var, evet. Evet, yani manzarası çok güzeldir. Harika. Bu gördüğümüz de Gökova değil mi? Şu bütün... Evet, işte bu meşhur Gökova dedikleri nokta ve tam en üst noktasındasınız. İşte önceden burası denizmiş. Deniz belli bir süre sonra çekildikten sonra bu çok verimli muazzam ova meydana gelmiş. Tabii denize akan iki tane özel azmağı vardır buranın. Bu evet, o azmak nehrinden de bahsedelim, evet, değil mi? Ben buraya sık sık geliyorum. Arada girmişliğim de var. Biraz çivi gibi tabii, öyle insana girince doğrudur, bir titretiyor. Doğrudur. Azmak hem tatlı su, tatlı suyla beraber hem denizi besliyor, hem denizi temizliyor, hem de insanlara değişik bir ambiyans yaratıyor bu azmaklar. Meslek neydin, ne iş yapıyordun? Ben ziraat mühendisiyim, zooteknistim. Zooteknistsiniz, evet. O zaman bize böyle bir bitki örtüsüyle alakalı da biraz bilgi alalım sizden. Tabii ki. Burada genellikle çam ormanları vardır. Hatta Muğla'nın çam balı da bu bölgeden dolayı, bu ormanlardan dolayı çok meşhurdur. Çok da kaliteli bir balı vardır Muğla'nın. Bu koyun karşı tarafında ne oluyor orası? Evet, işte o meşhur Kleopatra Adası dedikleri, Sedir Adası dedikleri hemen şu yarımada. Oraya tekne turları da vardır bölgeden. Tabii burası o kadar özel bir yer ki koyu tam önünüze aldığınız zaman sağ taraftan denizle devam ederek Bodrum'a çıkabilirsiniz. Sol taraftan Datça Yarımadası, oradan Fethiye'ye doğru Akdeniz'e açılabilirsiniz. Harika, harika bir koy ya. Yanımda çok iyi dostum Doruk var. Dorukçum, teşekkür ederim. Hoş böyle geldin, bir hoş bulduk. Yani. Sen zaten burada senelerdir buradasın. Evet, neredeyse lokal oldun. 5-6 sene otelinde defalarca kaldım. Rüzgar yok. Tekne turu azmağı görmeden de olmaz diye düşündüm yani. Beraberce bir gezeriz. İşte böyle denizci adamsın, yapacak bir şey yok. Zıpla abi, teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Evet. Kuma gel. Gel kızım. Kilometrelik falan bir nehir abi burası aslında. Böyle bir kaynağı da olmayan bir nehir. Buradaki gördüğüm bütün su kütlesi yerin altından azıyor. Aslında azmak olmasının sebebi de o buranın adının. Zaten suda görebilirsin böyle yer, dipten kaynayan sular, böyle kabarcıklar falan. Buranın yerel halkı suyun azdığı yer diyormuş buna. Kadın azmağı tümcesi de oradan geliyor işin aslı. Ama su böyle 10 derece, 12 derece. Yazın en büyük eğlence bu burada. Bunu biliyorum. Geçen sene sokmuştun beni, hatırlıyorsun. Biz evet, buradan evet, kendimizi böyle taş, aşağı bir salmıştık. Şehir hayatından daralıp buraya gelen de birçok arkadaşımız da var, tanıdığımız değil mi? Böyle yerleşiyorlar, burada kalıyorlar. Evet. Gelenler 10 kişiden 8'i ben buraya yerleşeceğim de buradan bir ayrılıyor işin aslı. Çünkü bir şekilde çok etkileyici bir taraf var buradaki doğanın. Bunu gerçekleştiren insan sayısı o kadar şey değil. Herkes gelemiyor yani, 10 kişiden 8 diyor bunu ama 1'i 2'si anca bunu gerçekleştiriyor. Lafta kalıyor değil mi daha çok? Tabii yani hayat gailesi, insanlar bir heyecanla bunu söylüyor ama sonra gerçekleştiremeyi biliyorlar. Buralarda bir şeyler yapıp daha sakin bir hayat yaşamak isteyen, kendi şartlarında oturtmuş insanlar bunu yapabiliyorlar. Onun dışında burada gidip iş yapan arkadaşlar da var yani. Peki ya müzik? Akyaka aynı zamanda Sitaslov. Yavaş şehir dediğimiz bir payeye sahip. Türkiye'de böyle... Geliyor. Bak müzik, müzik istiyordum, müzik geldi sana ama. Ya müzik derken, peki, genel müzik... bir göbek atma kültürü var galiba. O yani Türkiye'nin her yerinde olduğu kadar var yani. Müziği duyunca hemen oynuyoruz da. Tamam abi, oynarız, oynamaz mıyız? Akyaka yavaş şehir abi, sana öyle anlatayım. Ha, yavaş şehir. Bir İtalyan bir organizasyon var.
O dünyada birçok yere şey veriyor, bir paye veriyor. Gerekli kriterleri sağlayan küçük beldelere veriyor bunu. İşte Akyaka'da o şehirlerden biri. Burada müzik hikayesi şöyle ilerliyor. Saat 12'de burada çalışan bütün barlar, müzik yapan yerler 12'de müziği kapamakla yükümlü. Yavaş şehir olması itibariyle insanlar bir an önce yataklarına gidebilsinler diye. Seneler önce şahit oldum da bayağı şok etmişti beni. Evet. Ama sonradan anladım ve çok da hoşuma gidiyor şu an. Yani buradaki düzeni bir şekilde koruduğunu ben düşünüyorum bunun. Ki ben de burada işte bir otel işletiyorum, orada müzik yapıyorum ama 12'de müziği kapamanın bir zararının olduğunu çok fazla düşünmüyorum yani. Ben daha buraya göçüp gelmeden, taşınmadan önce bir takım konserler de oluyordu bu Akyaka'nın merkezindeki geniş alanda. Canlı müzik, sahne vesaire. Ama son 4-5 senedir bu konuda biraz şeydeyiz, nasıl diyeyim, gerilerde kaldık. Keşke yeniden onu organize edecek, ona yak olacak bir girişim olsa. Şimdi buralara gelmişken tarihi bir yerde görmeden olmaz. Onu da bir tamamlayalım. Misyonumuzu tamamlayalım. Burası eski Likya bölgesi. Burada kaya mezarları var. Oraya bir gidelim. O tarihin parçasını bir görelim. Eskiden burada insanlar nerelere gömülüyordu, mezarlar nasıldı? Üstündeki bilgileri bir okuyalım. Bakalım, biraz tarih bilgimizi artıralım yani. Görmüş olduk. Tarihi eserleri yapboza çevirmeyelim ama. Evet, iyi bakalım onlara. Evet efendim, bu Bir Yol Hikayesi programımızın ismi. Hı hı. Şimdi böyle sonuna doğru geliyoruz. Benim de çok sevdiğim iki tane hatun yanımda. Yonca ile Senem, tanıştırayım. Akyaka hikayeniz, Senem seninki uzun zaten. Uzun. Kaç sene oldu? İşte 9. sezon. 9. sezon? Evet. O bayağı olmuş ya. Burada birçok şey yaptık bu arada yani, bu ana gelene kadar. Ne yaptınız? Şimdi dolaştık durduk, Sakartepe'ye bile çıktık. Gökyüzünden bile gördük yani Akyaka'yı. Yol hikayesinin de sonuna şimdi maden dediğimiz koyda son vereceğiz. Şimdi maden yolu böyle ormanların içinden gidiyoruz, orası da harika bir koy. Güneşin batışını orada izleyeceğiz o zaman. İşte böyle, buna böyle şey diyorlar, altın bir şeyi. Hani güneş tam böyle batarken hepimizin, zaten sizin böyle güzelliğiniz daha da bir parlayacak bir şeyler olacak. En son böyle biliyorsunuz bir single çıkardım, ismi son. Yonca biliyorsun, çok uğraştık onunla. Evet. Kendimiz çıkardık, bir de her şeyle uğraştık. Acı dolu taşlara vursa. Gökova Akyaka'daki Bir Yol Hikayesi'nin sonuna geldik. Ve böyle huzurlu bir mekandayız. Sakin bir yerde noktalıyoruz. Bu koy yani son. Daha önce işte senelerdir uğruyorum buraya, biliyorsun Senem. Bu benim için çok özel bir nokta esasında.
burası maden. Evet. Niye maden olduğunu bir ufak bir açıklar mısın bize? Eskiden maden buradaki depoyu kullanıyorlarmış. Gemiler buradan alıp gidiyormuş o zamandan beri. Bir de korunaklı bir koy anladığım kadarıyla. Ama şu an insanların böyle hafta sonları kalabalıktan kaçış noktası haline geldi. Böyle daha keyifli denize girilebilen, işte otellerin hizmet ettiği, iskelelerin olduğu daha sakin bir yer. Hatta ben şey diye düşünüyorum, senin bu son single şarkın, son şarkın burada yaptığın gibi hatırlıyorum. Doğru mu? Buradan ilham almış olabilir misin? Burada mı yaptın? Buraya mı denk geldin? Bilmiyorum, öyle o mi oldu kadar balat gidiyorsun böyle için böyle baymış yavaş yavaş böyle balat şarkı yapmışsın. Çünkü burası çok sessiz sakin ya. Yani burada böyle bir kısım oluşmuş olabilir. Aynen. Maden koyunda şöyle bir böyle bir rahatlayarak bir final yapalım diyorum. Herkes kendini bıraksın. Yoga'ya gidiyorum. Hadi o zaman basalım. Peri bacalarını gördüm şu anda ve şu vadi inanılmaz. Merak etmeyin, çok eğleneceğiz. Haydi bakalım.